Biz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. En son hatırlıyorsanız Fehmi'nin başına çok kötü olaylar gelmişti ve her şey çok güzel gidiyordu. Bir anda her şey tam tersine dönmeye başladı. Patronu mafya çıktı, o oldu, bu oldu derken bakalım işten kovuldu. Şu an yeni iş arayacak, yeni iş bulması gerekiyor. Yeni iş bulabilecek mi? Hayatta kalabilecek mi? Yoksa buraya kadar mıydı macerası? Hepsini göreceğiz. Ve arkadaşlar tam 30 bin like'da yeni bölüm gelecek. Önceki bölümde de olduğu gibi 30 bin like geldi ve yeni bölüme geldi mesela bak. 30 bin like'da yeni bölüm geliyor. Hatta bakın 40 bin like falan gelse daha hızlı gelir belki. Ya arkadaşlar bu arada şaka yapıyorum. Bu like ve yorumlar sadece gerçekten hani seriyi ne kadar sevdiğinizi, ne kadar istediğinizi öğrenmem için bana yardımcı oluyor. Onun dışında zaten hiçbir şey yok, biliyorsunuz zaten siz de. Bana motive oluyorsunuz. Zaten Gerçek Hayat serisini de çok seviyorsunuz. Çok çok mutluyum. Bundan önceki bütün bölümler ana trendlere girdi YouTube'da. Hatta bundan önceki bölüm 9. sıraya girdi trendlerde. Gerçekten çok güzel bir başarı. O zaman şimdi videoya geçebiliriz. Evet. Günaydın Fehmi. Günaydın abi. Uyan bakalım. Bugün bakalım nasıl bir gün olacak senin için. En son arkadaşlar son bölümü izlediyseniz zaten hatırlıyorsunuz. İşten kovuldu lan bu çocuk. Birini sevdi. Oysa o patronuydu. Başına gelmeyen kalmadı resmen. Patronu takip etti. Sırf böyle güzellik olsun, ona hediye alırım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye düşünüyordu. Patronun mafya çıktığını öğrendi. Neyse daha fazla şey söylemeyeyim. Siz eğer arkadaşlar izlemediyseniz önceki bölümü izleyin. İşten dağıtıldık. Fehmi'nin artık bir işi yok. İş bulması lazım. Zaten dairemizden de kovdular bizi. Buraya atmışlar. Niye oldu anlamadım. Garip bir şekilde dairemiz buraya taşınmış. Olsun be, motorumuz orada. Gideceğiz şimdi. İşin kötü yanı arkadaşlar, hani burada bir tane taksici ablamız vardı ya. Yok, ulaşamıyorum ona. Telefon numarasını almadık. İşe mi çıktı erkenden? Ondan sonra tatile mi gitti bir yere? Ne yaptı ne etti bilmiyorum. Ne güzel amcasının teknesi vardı. Onu satın alacaktık. Balığa falan çıkacaktık. Ama yok. Resmen şehirde bir başımıza kaldık. Eline götüne sağlık. Bir motorumuz var. Bir daha üstümüzdeki şu pantolon, kazak. Resmen hiçbir şeyimiz yok. Ben diyorum ki arkadaşlar bakın ne kadarımız var. 24.495.000 dolarımız var. Gidelim şu üst başımızı bir değiştirelim. Çünkü hani bayağı artık birkaç bölümdür bu üst baştayız. Değiştirme zamanı geldi bence. Arkadaşlar galiba bu haritalarda işaretli değildi mağaza. Dur bakayım. Karakolun orada bir yerlerde miydi? Neredeydi ya? Dur bakalım, bakacağız. O mağazayı bulmamız lazım. Haritalarda eklememişler. Abicim yıl olmuş 2021. Mağazaya niye eklemiyorsunuz ya haritalara? Aha burası değil miydi? Vallahi burası. Selamun aleyküm. Bak bu manken hala duruyor böyle ya. Yanına kendimi küçücük hissediyorum. Fehmi 1.90 boyunda arkadaşlar, ona göre. Bu ne ya? Böyle manken mi olur? Gel abicim. Hemen bir üst başımızı bir değiştirelim. Artık paramız var ya. Lütfen. Güzel bir şey giydirmek istiyorum ya Fehmi'ye. Fehmi şöyle tarz olsun birazcık artık. Böyle hemen götü akmış da demesinler. O kadar da abartmadan. Fehmi ne giymek istersin Fehmi? Patron seni eğer olur da bir gün bir yerde görürse dibi düşsün be Fehmi. Neyi kaybettiğini anlasın. Kimi işten çıkardığını anlasın Fehmi. Şöyle bir ceket mi alsak? O ne ya? Yok ya da çok parlak. Lan bir sürü şey var, o yüzden çok kararsız kalıyorum. Bu nasıl? Değil mi? Fehmi'ye yakıştı ha. Rengi var mı? Oo, rengi de var. Vallahi boşuma gitti. Şimdi hemen çok böyle zenginmiş gibi de giydirmeyelim ki arkadaşlar. Şey olmasın yani. Fehmi yurt dışına gitti, götü kalktı demesinler. Hemen pantolon beğenelim Fehmi'ye. Fehmi altındakiyle, üstündekiyle daha doğrusu nasıl olacak onu merak ediyorum. Oha, böyle düz bir siyah olsa güzel olur ha. Ayakkabıyı değiştirelim. Ayakkabı da böyle bir şey olabilir. Dur bakayım bir değiştirelim. Neler varmış? Aha, havalı havalı ama yok. Fehmi'nin dediğimiz gibi ne oluyor lan bu çocuğa? Hemen değişmiş falan, giydiği şeylere bak falan demesinler. Ha, böyle renkli bir şeyler mi giydirsem? Olabilir ha, hoşuma gitti bu. Bence üstündeki güzel bu arada. Böyle farklı, birazcık da rahat takılsın. Arkadaşlar zaten üstündekini sürekli değiştireceğimiz için. Hani böyle mesela hoşunuza gitmemiş olabilir. Ama şöyle düşünün. İstesem çok güzel giydiririm. Ama çok güzel giydirmeye gerek yok. Hani şeyden dolayı yok. Yavaş yavaş büyüyor gibi olalım yani, anladınız mı? Hani hikayeden çıkmayalım. Mesela ne zincir kolyeler de var ama onları almıyorum. Böyle zengin durmasın diye. Şuna bak. Aha şunu alsak mesela. Öf. Şuna bak. Ama olmaz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz, yavaş yavaş. Şuna bak, kolyeye bak. Normal küçük bir kolye yok mu ya? Niye hep hayvan gibi büyük şeyler olmak zorunda? Rapçi mi abi Fehmi ya? Fehmi rapçi falan değil ya. Arkadaşlar kolye almıyorum ya. Hadi bakalım birazcık onaylıyorum. Gardırobuma kaydet. Evet. Bu ne olsun? Spor olsun hadi. Bakıyorum şöyle. Bence güzel oldu. Bakın dediğim gibi bilerek çok güzel giydirmiyorum. İstesem çok güzel giydiririm. Bilerek o kadar güzel giydirmiyorum ki. Hani yavaş yavaş sonuçta. Para kazandıkça. Oh. Vallahi bence güzel oldu bu arada ama. He. Şöyle bir tarz olduk Fehmi. Ne diyorsun? He, bir tatlı oldun. Siyahlardan kurtulmuş oldun en azından. Ya bence bu bölüm şu motora da bir çeki düzen verebiliriz diye düşünüyorum ben. Bakalım şöyle. Motoru hangi renk yapsak acaba? Hemen yakınlarda var mı bir tane mekanikçi? Var. Yakınlarda bir tane mekanik gördüm. Hemen gidelim.
Açılın ulan, Fehmi'nin yeni motoruyla gezecek Fehmi. Fehmi motorunu getiriyor, ona yepyeni böyle gıcır gıcır bir renk istiyoruz. Nasıl bir şey yapsak kararlı değilim ama. Vallahi hiçbir fikrim yok hatta. Açıl bakalım. Sen de açıl bakalım. Burada arkadaşlar çalışan abimiz yok ya. Yok, gitmiş. Yok. Hemen başka bir yere. Bu saatte nasıl yok ya? Abicim günün daha ilk saatleri, hatta öğle saatleri ya. Çok uyuyorlar, çok. Buradaki insanlar çok uyuyor. Bu ülkedeki insanlar çok uyuyor. Olmaz öyle. Bak sabahın köründe direkt dışarı çıktım. Elim yüzümü bile yıkamadım. Hadi bakalım buradaki abimiz burada mı, çalışıyor mu? Selamünaleyküm. Ay bak buradaki abi sen çalışıyorsundur diye düşünüyorum. Aynen. Abi şimdi vallahi ben gıcır gıcır bir renk istiyorum, tamam mı? Şöyle hemen kataloglarından bakayım. Ana boya rengi. Kırmızı mı ya? Yapsak ya. Oy, kırmızı yakıştı sanki. Haşhaş kırmızısı mı? Haşhaş kırmızısı niye güzel geldi gözüme? Başka ne kırmızılar? Parlak kırmızı. Oy, parlak kırmızı da çok güzel oldu. Yorumlarda mutlaka yazın. Ne renk olsun? Ya yakın zamanlarda araba da alacağız zaten ama motor hep duracak tabii ki. Satmayacağız. Motorumuz hep duracak. Oy, sarı da çok güzel oldu. Sedeflerde bakalım neler var. Aha, sedeflerde de böyle oluyor. Üzerine ekliyormuş gibi. Yan boya renkleri var mı? Aa, arka renkler değişiyor. Ama bence sadece önü değiştirmemiz daha güzel oluyor. Şöyle bir deneyelim. Bak komple kırmızı olsa. Öf diyorum ben. Bir şey diyeyim mi? Bence çok iyi oldu be. Şöyle bir dışarıda bakacağım. Bence güzel oldu. Bir değişiklik oldu ya. Vallahi bir değişiklik oldu. Madem böyle bir boş günümüz var, onda da işte motorumuza, kendimize bir bakım yapalım. Böyle motorun rengi ne olsun istiyorsunuz onu da mutlaka yorumlarda yazın. Yorumlarınızı komple okuyorum bu arada. Hepsini beğenemesem de. Hepsini mutlaka okuyorum. Gerçek Hayat serisini zaten çok seviyorsunuz. Çok çok mutluyum bu konuda. Ya ve hani hızlı hızlı bölümler gelsin istiyorsanız açıdan videoyu beğenmeyi, yorumlamayı falan unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ulan güzel oldu ha. Şöyle bir ön kaldır Fehmi, görelim ya. Fehmi dur ölme de. Allah. Allah Allah, bak kaza yaptık, motoru çizdik ya. Abicim dön hemen. Dur şurada bir temizleyeyim ben hemen ya. Ah, şöyle motorumuzu da temizleyelim. Birazcık sanki üstünü temizliyor gibi geldi bana ama. Oğlum nereye? Aşağıya doğru, aşağıya doğru. Of. Lan temizleyince ne kadar çok fark etti. Resmen kirliymiş lan motor. Oy, şu parlamasına bakın. Efsane oldu be. Demek ki arada biz bu motoru temizleyelim. Şu an bunu anlamış oluyorum yani bundan. Harbiden çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar üst başımızı değiştirdik. Vallahi motorumuza da şöyle güzel bir renk yaptık. Hepsi 10 numara. Ben diyorum ki bizim o taksici abla nerede? Taksi durağına bir gidelim. Orada var mı ona bir bakalım. Eğer yoksa taksi durağında iş alıyorlar mı? Hani bana göre bir taksileri var mı? Ne kadar veriyorlar? Belki taksicilik yaparız. Taksi durağına bir gidelim bir bakalım. O mevzu önemli çünkü iş lazım bize. Hani araba alacağız, ev alacağız, daha hayvan alacağız. Yani milyon tane işimiz var ya. Daha ilerleyen bölümlerde neler neler olacak. Gerçekten aklımızda çok güzel şeyler var. Ama unutamıyorum abi. Tamam oğlum. Tamam ya, unutur musun artık Fehmi? Unut artık, patron diye biri yok ya. Hala aklında sürekli o var. Hala. En son konuşmanıza bak Fehmi. Hiçbir şey olmadığında onu özlediğin an bu konuşmaya bak. İstemez yazdım be sen ona. İstemez. Şu dilimiz. Daha imkansız be. Sizden hiçbir şey olmaz Fehmi. Patron artık yok. Onu bir daha görmeyeceksin. Unut onu. Şimdi belki patron görür. Şöyle motorumla, yeni böyle tipimle bir tweet atacağım. En son ben atmışım, şuna bak. Beğenmiştik biz. Vazgeçe bastım. Fotoğraflarından beğenimi çekiyorum patronun. Beğenmekten vazgeç. Aha. Çek şöyle hemen. Hemen yeni motorum ve yeni tarzım. Çıkart. Çekemedim mi lan? Lan dur, çekemedim. Hemen şöyle motorum. Ablacığım çıkacağım mı? Aha. Aha. Yeni motorum ve yeni tarzımla fotoğrafımı paylaşıyorum. Belki görür de yüreği sızlar. Belki görür de özler demedim bakın. Yüreği sızlar belki. Lan kız öne geçmiş ya. Neyse. Motorumu gizlemiş resmen ya. Hemen yürü. Taksi durağına yakınız zaten. Şu taksi durağına bir bakalım. Biz tweetimizi attık. Gönderme falan bir şey değil. Ne bileyim be. Cısızlar belki diye düşündüm. Selamun aleyküm. Abicim niye hiç taksi yok burada? Selamun aleyküm. Taksici abla neredesin abla? İsmini bile vermedin bana be abla. İçeriye girebiliyoruz mu? Alo. Lan nereden buranın girişi yok mu ya? Abla neredesin abla ya? Amcam var dedin. Sana dedin yat ayarlayacak dedin. Yat demedi pardon. Tekne dedin. Bir şeyler dedin işte. Açılıyor mu? Yok, açılmıyor. Alo, açın şunu. Yok arkadaşlar, abla ortalıkta yok. Lan ne oluyor? Abla ortalıkta yok vallahi. Durakta kimse yok hatta. Aha, arkadan giriş var mı? Lan
Açın lan. Taksici ablam nerede? Bu abla bizi kandırdı mı? Ne yaptı ben anlamadım ki ya. Bakayım yukarıdan gizli falan bir geçit var mı ki? Yoktur herhalde de. Neyse Fehmi yürü ya. Sana buradan ekmek yok. Ekmek yok sana burada Fehmi. Abla yoksa bizle dalga mı geçti lan? Ya da belki bir hastadır, hastanededir. Geziye çıkmıştır. Onlar da olabilir. Hadi düşünmeyelim. Belki gelir be. Belki gelir be Fehmi. Belki gelir. Şu taco dükkanının önünden bir geçmek istiyorum. Eğer oradaysa patron, uzaktan bir bakalım neler yapıyor. Hemen bir gidiyorum. Hadi orada olsun be. Bir gül yüzünü görsün en azından Fehmi. Ona yaklaşamasa da, dokunamasa da, konuşamasa da, uzaktan da olsa bir yüzünü görsün be. Değil mi Fehmi? Ha? Özledin mi? Çok özledim lan. Unutacak arkadaşlar hiç merak etmeyin. Dükkanı kapatmış. Lan dükkanı kapatmış. Ulan patronum. Ulan bellacım. Ne scooter var. Ne araba var. Dükkan çalışmıyor. Komple kapatmış resmen. Ah be. Sanki burada çalışıyormuşçasına şuraya bir çek. Şuraya bir yaslan. Ah be Fehmi. Dükkanı kapatmış görüyor musun? Senden önce gayet de bu dükkan işliyordu. Seni kovduktan sonra yediremedi. O dükkana büyük ihtimal bir daha gelmek istemiyor. Olsun be. Olsun. Patronun araba sesine benzettim lan dedim geliyor mu bir an? Yürü oğlum yürü gelir melir. Karşılaşmayalım. Bas git şuradan hemen. Şimdi bizim yeni bir iş bulmamız gerekiyor. Sonuçta bu taksici abla bu balıkçı teknesi falan filan dedi de. Eğer bizi dolandırıyorsa, dalga geçiyorsa veya abla gittiyse bir daha gelmeyecekse bizim bir iş yapmamız gerekiyor. Bakın buraya geldik bizim bir iş bulmamız lazım. Hayatta kalmamız lazım. Lan var ya en kötü 20 bin dolarla al sat yaparız. Yani ne yapacağınız en kötü al sat yaparız. Oltamız var oltayla balık tutabiliriz ama teknesiz çok kötü olur yani. Teknesiz çok az tutabiliriz sonuçta. O kötü olur. Burada ne var? Galeri var. Aa madenci. Lan maden var mı? Madencilik mi yapsak acaba? Ama ne kadar para vardır ki? Çok para olmayabilir. Satılık malikane mi? Belki alırız be bir gün. Fehmi he? Ne diyorsun? Satılık malikane varmış bak. Belki de bir gün alırız. Burada ne var? Üzüm satış var. Sahne var. Burada arkadaşlar bir restoran var. Bu restorana gideceğiz şimdi. Belki hem oralarda şöyle güzel bir olmadı. Bugün felekten bir gece geçiririz. Sonuçta keyfi yok be Fehmi'nin. İşten atıldı o kadar. Patron gitti. Canı sıkkın. Hem de orada bir balıkçı teknesi falan var galiba. Bu balıkçılık falan olaylarına bir bakalım o taraflarda. Belki hem kafayı dağıtalım derken işte çözeriz. Yanımda oltam var bak. Bir tane olta aldım. Apple mağazasından ne alakaysa. Bakayım yanımda değil mi? Aynen hep yanımda gezdiriyor. Belki bir gün lazım olur. Hemen bir gidelim oraya. Yürü ulan Fehmi. Belki iş buluruz sana orada. Fehmi kaptan oluyormuş düşünsenize. Aa o zor iş be Fehmi. Daha araba ehliyeti yok ya Fehmi'nin. Daha araba ehliyeti yok. Araba almadan önce daha ehliyet almamız lazım. Neyse onların hepsini halledeceğiz. Ehliyete de bence yazılalım en kısa zamanda ki hani araba alırız yakın zamanda. Ehliyetimiz olmuş olsun. Bak 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 mutsuz ya cevap vermiyor bile. Değil mi lan? Dur şuradan. Heh, gel bakalım buraya. Restoranda neler var bakalım bir keyif yapalım ya. Allah ne güzel yırttım ama. Gördünüz mü? Selamun aleyküm. Arkadaşlar çıkalım bakın motorla geliyorum görmüyor musunuz? Motorumu koydum böyle. Neresi? Restoran burası mı? Selamun aleyküm. Abicim getirin ne varsa. Getirin ne varsa Fehmi içecek. Neredesiniz ya? Yok mu buranın yetkilisi? Yok mu buranın bir yetkilisi? Aha mutfağına girdik. Vallahi mutfağına girdik. Lan biz burada bir şeyler yeriz. Kendimize bir şeyler yapıp yeriz. Orada ne onlar? Aha pankek falan galiba. Pankek değil ya. Neydi onun adı? Adını unuttum. Arka kapısından mı çıktım ben? Lan arka kapısından çıktım. Bak mesela burada balık tutabiliyor muyum? Bakalım hemen. Al babacığım oltayı eline. Aha vallahi tutuyor. Lan nereye attın ama? Vallahi tutuyor lan. Bir tut bakalım. Akşam yemeğini çıkarırız en kötü. Aa çizgide E'ye basacakmışım. Kaçırdım. Tamam bilmiyordum. Oo Fehmi balık tutuyorsun ha. Lan yine kaçırdım ya. Dur bu sefer kaçırmayacağım lan. Gel oğlum getir lan balığı. Aha tuttum. Aha balık tuttum. Vallahi balık tuttum. 9 kiloluk balık tuttum. Bunu nerede satacağım? Çek 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 çek. Hadi lan. Hadi rastgele. Hadi bir balık daha gelsin. Hadi rastgele. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha bir tane daha aldık. Bu seferki 6 kg. KG ne ya? Kilo işte. Tamam dur bırak. Tamam oltayı bırak hadi. Oltamız duruyor değil mi? Aha duruyor. Şimdi aha burada falan satabiliyor muyum ben bunu? Kardeş. Burada ne var? Restoran var burada. Bu ne? Tekne garajı. Ya bizim bir tekne almamız lazım. Biz böyle tek tek balıkla uğraşamayız. Burada yat var. Vallahi böyle tek tek uğraşamayız. Tek tek uğraşılmaz. Şu büfede çalışanlar falan. Hayırdır? Kardeş bas işine bas. Yürü yürü. Sorry diyor bir de. Abicim selamun aleyküm. Akşam oldu diye mi herkes gitti? Galiba akşam oldu diye kimse yok. Ya bu çocuk iş yapmasın mı ya? Bak tekne garajı burası. Abicim şuraya kendi teknemizi çeksek fena mı olur ya? Vallahi hiç fena olmaz. Balıklarımı satabileceğim yer neresi acaba? İki tane balığım var satmak istiyorum. Alo. Tekne garajında hiç tekne yok. Aha. Aha.
Ne kadar verdi bana? Ulan ne kadar verdi? Çok az bir para verdi ya. 100 dolar mı aldım? Böyle olmaz. Bizim çok iş yapmamız lazım. Neyle? Yatla falan yapmamız lazım bu işi. Böyle olmaz babacığım. Ulan o kimin yatağı? Ne hayatlar lan var lan Fehmi, görüyor musun? Gel şuraya bir otur bakalım. Ya Fehmi ya. Ne hayatlar var. Şu yata bak, karşındaki yatına bak. Yatına demişim bak, Allah söyletti belki de. Aha, ne hayallerle geldik bu ülkeye. Böyle olacağını bilemezdik. Ama yine çok iyi durumdayız. Düşünsene oğlum, Türkiye'de yatacak yerimiz yoktu. Çöpten yemek buluyorduk. Şimdi şu üstüne başına bir bak. Şu ayakkabına bir bak. Altındaki motora bir bak. Her şey yolunda Fehmi, hiç merak etme. Bir aşık oldun, ondan sonra kızdan ayrıldı, kızı bir daha görmüyorsun diye. Ne bu tripler ya, kendine gel kendine. Sen sokakta yaşıyordun lan. Sen hayallerini gerçekleştiriyorsun. Yeni iş bulacaksın. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Şuna bak. Ne hayatlar var Fehmi. Bak bak. Şu yatın güzelliğine bak. Bu yat senin de olabilir Fehmi. Bu yat senin de olabilir. Ama çok çalışman gerekiyor Fehmi. Kalk. Gecenin bir körü olmuş. Yatmaya gidelim. Kalk. Sorry. Aferin. Özür diledim. Kardeşim niye bağırarak konuşuyorsun? Fehmi sinirli arkadaşlar. Çatacak yer arıyor. Hemen şöyle bir basıp gidelim. Bak adam. Lan. Oraya bak, adamın çenesine bir tane yumruk attım, bayıldı, onu alın oradan. Kardeş, Türk gücü diyoruz, Türk gücü, siz bilmezsiniz. Bir koydum uçtu bak. Abici bu hareketler ne, bu tavırlar ne ya? Ne diyorsun? Millet kafayı yemiş ya, buranın halkı da bir değişik. Çıkın bakayım. Fehmi gidecek, uykusu var. Asabi zaten, canı sıkkın. Daha ona laf söylüyorlar ya. Hemen gidelim. Evimizde uyuyalım güzelce. Bir sabah olsun. Hani sabah ola hayrola derler ya. Aynen de öyle. Bas oğlum Fehmi. Artık geceleri de resmen rahat rahat uyuyamıyoruz. Hiçbir şey yoluna gitmiyor çünkü şu anda. Tabii ki halimize şükrediyoruz. Her şey on numara yine. Bak yine gelmemiş taksici bak. Gece gelmemiş ya. Gecenin körü oldu. Geldim buraya. Yine yok. Allah Allah. Bir sıkıntısı mı vardı acaba? Bir yerlere mi gitti? Anlamıyorum. Yatıp uyuyalım bir Fehmi. Şöyle bir kendimize gelelim. Bir yat uyu. Ters mi yatacağım Fehmi? Tamam. Ters yat oğlum yatağa. Sen nasıl istiyorsan. Ayakkabını falan da hiç çıkarma ama, tamam mı? Hiç çıkarma ayakkabını falan da. Hadi iyi geceler oğlum. Günaydın Fehmi, kalk oğlum. Bak yine ters dönmüşsün yatakta. Kalk, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Belki bugün bir işler yolunda gider. Yine evet, taksi yok. Abi taksi neden yok? Abla ne zaman gelecek acaba? Ona denk gelmemiz lazım. Yeni iş bulamazsak sonumuz vallahi sıkıntı. Bak gittik, motorun kirlenmiş mi motor? O zaman hemen bir temizliğimizi yapalım. Abi hem çok kirleniyor ya. Vallahi çok kirleniyor. Hemen temizliğe başlayalım. Oo. Yorumlarda falan şey görüyorum. İşte R25 o abi. R6 değil falan filan görüyorum. R6 arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak R6 yazıyor. Bak yazıyı gördünüz mü? Benziyor yani kasaları zaten. Ama bu R6 yani. Öf öf öf. Işıkta ne biçim duruyor ha. Bak bak yolun ortasında. Üf. Yakışıklı çocuk ya. Vallahi Fehmi. Baksanıza. Karizma adam. Sakallar makallar da gitmiş. Böyle baby face. Burada bir tekne galerisi var. Hemen oraya bir gidelim. Bakalım tekne satışları var mı? Fiyatlar ne kadar? Hani sıfır tekneler o kadar pahalı değilse bir tekne alalım. Öyle başlayalım bu balıkçılığa. İyi para varsa eğer tabii. Aha. Dur bakalım. Şuradan hemen bir galeriye bakacağım. Burada yat galerisi var. Tekne falan da vardır belki. İşte balıkçı teknesi falan. Böyle uygun fiyatlı. Hemen bir bakalım. Aç babacım galeriyi. Oy. Bunlar ne? Vallahi uf of of. Teknelere bak. Ama fiyatlar çok pahalı. Bizim o ikinci el almamız lazım. Fiyatlara bakın arkadaşlar. Oha. Tam balıkçı teknesi lan. Var ya bundan ne para kazanılır. 460 bin dolar ama. Şöyle ikinci el falan versiyonlarını bulmamız lazım. İşte ah o taksici olsa. O taht o taksici olsa. Amcası ikinci el satardı bize. Sıfır alamayız Fehmi. Vallahi sıfır alamayız. Çok pahalılar. Şuna bak. Oğlum jet ski alamıyorsun lan. Yürü gidelim yürü. Vallahi moralim bozuldu be. Çok pahalılar. Kaldık işsiz. Kaldık işsiz. Burada ne var? Burası da ne, helikopter mağazası mı burası da? Burası park yeri, anladım. Yani şey, buradan çağırabiliyorsun helikopterini falan. Belki bir gün be Fehmi. Belki bir gün oğlum. Belki bir gün be. Allah, motor az daha gidiyordu. Vallahi motor az daha gidiyordu. Şu hazır sağda benzinlik var gibi. Allah, dur bakalım. Motora benzinli bir alalım. Şu iç taraftan mı alabiliyorduk? Benzinimiz gerçi birazcık daha var ama. Alo. Daha şey diye mi alamıyoruz acaba? Daha var diye. Aynen, benzinimiz daha var diye alamıyoruz büyük ihtimal. Tamam, almayız baba. Çok da meraklıydık zaten benzinle o kadar para vermeye. Paramız yok oğlum zaten. Paramız yok zaten. Çok da meraklıydık. Allah Allah. Artiste bak. Fehmi sende bir şey var mı? Yok. Tamam, gözüm birazcık morarmış. Motor. Motor iyi mi? Lan çalışmıyor. Hadi lan. Lan oğlum birazcık dikkatli kullan şunu. Tamam, kafan dalgın, anladık. Moralim bozuk.
Ama şu motorundan başka neyin var oğlum senin şu anda? Oh be! Oh be! Vallahi bir an çalışmayacak zannettim ha. Burada da otogaleri var. Bu bölüm arkadaşlar birazcık şey yapmış olduk. Şöyle etrafı gezmiş olduk. Şehri öğreniyoruz. Çünkü hani boş günümüz vardı. Onu değerlendirmeliydik sonuçta. Bizim acilen ama acilen o taksiciyi bulmamız gerekiyor. Nerede olduğu belli değil. Amcasının yatı vardı. İkinci el yatını bir alsak var ya. Bir alsak o yatı. Parayı buluruz oradan. Yemin ediyorum parayı buluruz. Sonrasında zaten... Lan burası yanlış yol. Yol. Ama bizim biraz daha paraya ihtiyacımız var. Şu an bu ne kadar var bak. 24 bin dolarımız var. Bu parayla hiçbir şey yapamayız. Vallahi hiçbir şey yapamayız bu parayla. Ne yaparız? Anca böyle işte ikinci el ne bileyim taksidir. Ne bileyim ikinci el dolmuştur. İkinci el balıkçı teknesidir falan. Anca bu tarz şeyler yapabiliriz. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Yürü Fehmi yürü. Gir şu eve kara kara düşünelim oğlum. Ne yapacağız ne edeceğiz? Bir iş bulmamız lazım. Çalışmamız gerekiyor. En kötü sokakta karton toplarız Fehmi. En kötü şuradaki laptopu, kıyafetleri falan toplayıp satarız lan gizlice. Ha? Ne diyorsun? Evet arkadaşlar, Fehmi bu bölüm iş bulamadı. Neler yapacak? Başına neler gelecek? Hepsini göreceğiz. Eğer gerçek hayatı seviyorsanız ve devam etsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Unut artık patron diye biri yok ya.